Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça dil bilgisi Nahiv Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın çalışmaya devam ediyoruz. 55. bölümde bedel diyecek. El bedel tabi tabilerden bu da. Hadara ahuke Ahmet. Kardeşin geldi. Kim o? Ahmet. Meşşeytü tariqa nısfaha Yolu yürüdüm ne kadarını? Yarısını Acemenü <laughs> talibe Kız öğrenci hoşuma gitti neyi? Edebu terbiyesi Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelere baktığımızda Bu kelimelerin metbularını Yani önlerindeki kelimeleri açıkladıklarını görürüz Elbedel metbuğunu açıklamak ve pekiştirmek gibi sebeplerle getirilen Ve irap bakımından metbuğuna uyan tabidir Bedelden önce gelen ve bedelin irabını alan kelimeye mübdelun minhu denilir el mübdelun minhu. Bedelin çeşitleri el bedelul mutabık e, ikincisi bedelül ba'd min el kül üçüncüsü bedelül ihtimal. Bedel mutabık nedir? Metbuunun aynı olan ve tam olarak metbuuna uyan bedeldir. Se ele anke sadıq ke Ömer. Burada Ömer sadıqın aynısı. yani kim o? e, ee, işte seni soran Ömer'dir. Ekhafe ee, e, Ferit Ekhahu Said. Ferit kardeşi Said'i korkuttu. Ekhahu kimdir? Said'dir. Tekellemna ma ahike Sadık. Ee, kardeşinle konuştu. Kim o? Ee, sadık'tır. Yukarıdaki cümlelerde Ömer, Said ve Sadık kelimeleri bedeldir. İrab bakımından kendilerinden önceki isimlere uymuşlardır. Bedeli mutabıka bedelül kül minel kül de denilir. Bedelül kül minel kül. Bedeli mutabıkta metbuğuna ait zamir bulunmaz. Bedel, bedelül bat minel kül. Metbuğunun bir kısmını veya bir parçasını içine alan bedeldir. Ba'e ceddi eddare nısfaha. Dedem evin yarısını sattı. Bakın önce evi sattı diyor. Daha sonra yarısını. Daha sonra söylediğimiz şey bedel oluyor. Ve bunun bir kısmını söylediği için bedelül bat minel kül diyoruz. Kara ötül kitabe. Kitabı okudum. Sonra bunun bir kısmını söyleyeceğiz. Sülüsehu. sehu, yani işte üçte birini okudum. Dolayısıyla ne oldu? Burası bedel oldu. Yukarıdaki cümlelerde nısfahu ve sülüsehu kelimeleri bedeldir. Önlerindeki isimlerin bir cüzü veya bir parçasıdırlar. Bu şekildeki bedellere bedelül ba'd minel kül denilir. Kısaca buna bedelül ba'd da denir. Metbu onun yani mübdelün minhum bir kısmını veya bir parçasını içine alır. Bedelül bazda ''Metbu'una ait bir zamir bulunmalıdır. Bakın gibi. Bedel ihtimal mübtelün minhe tam olarak uymayan, onun bir parçası da olmayan, ancak başka yönden ilgisi bulunan, daha çok mübdelün minhun bir özelliğini ve durumunu bildiren bedeldir. Acebeni Osman ilmihu. Osman hoşuma gitti. Neyi hoşuma gitti? İlmi. Bu ilim Osman'ın bir parçası mıdır? Hani kolu mudur, ayağı mıdır? Hayır. onda olan bir özelliktir. Dolayısıyla buna bedel ihtimal deniliyor. Ez acenit tıflı, çocuğun e, a, e, çocuk beni rahatsız etti. Neyi? bekahu Yani şey bukauhu ağlaması. Ilmuhu ve bukauhu kelimeleri önlerindeki kelimelere ne tam olarak uyuyorlar ne de onların bir parçasıdırlar. Onlardaki özellik ve durumu bildirdikleri için bedeli ihtimaldirler. Bedel ihtimalde de mübdalun minha ait bir zamir bulunmalıdır. Bedeli bazı ile bedel ihtimal tercüme edilirken mübdelün min bedelin mudafun ileyhi bedelse cümlenin unsuru gibidir. Mesela sallaytu fil mescidi finaihi. Caminin avlusunda namaz kıldım. Yani sallaytu fi finail mescid. Yani bu anlama geliyor. Yani e, caminin avlusunda namaz kıldım. Bedelin diğer özellikleri insanın elbisesi, insan vücudunun bir parçası olmadığı için bedeli bazı değil, bedel-i ihtimal olur. Yine aynı şekilde kitabın kabı da sayfaları gibi kitabın kısımlarından olmadığı için bedeli bazı değil, bedeli ihtimal olur. Bu gibi durumlara dikkat edilmelidir diyor. Marife nekireden, nekire marife'den bedel olabilir. Yalnız nekire marife'den bedel olunca bir sıfat alması gerekir. Lenessen bin nasiye. burada bakın marife'den bedel olacak. Nasiyetin kadibetin hatiye. Evet peki isim zamirden bedel olabilir. E, Ra'aytuhu haliden. Onu yani halidi gördüm. Zamirden zamir bedel olmaz. Ancak bedel bazı, bedeli ihtimal baz, ve bedeli, bedeli tafsil şey olmak şartıyla muhatap veya mütekellim zamirlerden bedel yapılabilir dedi. İsimden zamir bedel olmaz. evet. İttebi'ul mürselin. İttebi'u men la yes'elukum ecra. Bu cümle bakın cümle bedel olur. Cümleden de bedel olabilir peygamberlere tabi e, ol senden bir e, ücret istemeyenlere burası bakın mürselinin e, şu şu ittebiyül mürselinin bedel oldu e, cümle müfret isimden bedel olabilir unzur ila hader raculül kerim keyfe ekreme adiyafehu ba'de mevtihi bu cömert adama bak ölümünden sonra misafirlerine nasıl ikram ediyor mesela fiil fiilden bedel olabilir haddetena filan gale filan bize söyledi konuştu mesela Müşarun <laughs> iley ismi işaretten sonra gelen harfi tarihli isim bedel veya atı beyan olur. Hadel veledu akılun. Bu çocuk akılun akıllıdır. Burada el veled müşarun iley buna biz ne diyoruz? Bedel veya atı beyan diyoruz. Künye ve lakaplardan sonra gelen isimler de bedel mutabık olur. Gale Ebu Zeyd Ahmet. Evet burası da bedele mutabıktır. El Faruk Ömer Adil. Adil, Faruk lakabı Ömer, Faruk Adil'dir. Burası da Adil, bakın bedel oldu. Soru isimden bedel olan isimlerin başında soru hemzesi bulunur. Menza, bu kimdir? Es-Sa'idun em Ali. Said mi yoksa Ali mi? Said, menden bedeldir. Soru isminden bedel olduğu için başına soru hemzesi gelmiştir diyor. Bazen soru hemzesi hasredilebilir. Bedeli mutabık, yani bedelül kul minel kul aynı zamanda atı beyandır. Zehebe Ebu Ali Fuat ile Suk. Ebu Ali, Fuat nedir? Onun atı beyanı veya bedeli mutabıkıdır. Hem bedeli mutabık hem de atı beyandır. Bedeli bazı ile bedel ihtimal atı beyan olmaz dedik. Bedeli mutabık, bedeli baz ve bedeli ihtimalin dışında daha başka bedeller de vardır. Mesela bedeli mübayin. El bedelül mübayin. Bu bedel mübdelün mihten tamamen farklıdır unutmak, yanılmak veya sonradan hatırlamakla olur. Üç kısımdır. bedelül galat, dilin hata en söylediği bir müptelün minhun bedelidir. Câel muallim, muallim geldi. Et tilmiz. Ne yapıyor burada? Düzeltiyor. Muallim değil, hani tilmiz, öğrenci geldi. Bu bedel konuşma dilinde kullanılır. Yazı dilinde pek kullanılmaz. Bunun yerine bel ile atıf yapılır. Câel muallim, belit tilmiz. Öğretmen değil, öğrenci geldi gibi. Bedel-i nisyan, önce unutularak söylenmiş, sonra yanlışlığı anlaşılarak düzeltilen bedeldir. E, safer i ile Ankara, Konya. Yani Ali Ankara'ya e, gitti, affedersin Konya'ya gitti gibi. Bedel-i idrab, bu söyleyişte bedel de mübtelâ mühte doğrudur. Konuşan mübtelâ münhüs söyler. Buna başka bir şey de ilave etmek ister. Ona da onu da bedel olarak söyler. E, Hudil e, kalem. E, yani kalemi al. Atif harfi yapmaksızın peşinden defteri ilave ederse bedeli idrab olur. Huzil kalem, kalemi al, e, et defter. Hay, defteri al yani affedersin defteri al gibi. Bu tür kullanış Arapçada oldukça yaygındır. Kumtu, salleytu, kalktım, işte namaz kıldım. Ekeltu, şereptu, yedim, içtim. El bedelü mübain, lil mübdelü minhu. Bu bedelü mübainin tam ismi. El bedelü mübain, lil mübdelü minhudur. Bedeli tafsil, kendisinden önce kısa ve özet halinde zikredilmiş bir şeyi açıklayan bedel şeklidir. E ehtarem valideyke eba ve ummeke. Yani anne babana hürmet et. sonra tekrar bakın babana ve annene diyor. Ketebna ene ve Ali. İşte ben yazdım, biz yazdık. bedeli tafsil bazı gramer kitapları ihtimal olarak kabul etmişlerdir diyor. Bedelin irabına gelince hadara ehuke Ömer. Hadara fiil ehu fail. Ee, burada Ömer bakın bedeli mutabıktır. Neyden? Ehuke'den bedeldir. Onun gibi merfudur. Meşeytut tarika nisfahu. Meşeytu fiil faildir. Tarik mefuldür. Nisfe bu, bu tarıkın nesidir? Bedel, bedelidir. Ona tabi olmuştur. Dolayısıyla mansuptur. Harecetullah fiil faildir. Ekseru e, bunun nesidir? Ekser bedelü bat min kül. Tullabın e, bedelü bazıdır. Acebetni elbint. Burası bakın fiil fail. Edebuha. edep Edeb onun bedeli e, olmuştur. Onun gibi dir. Peki burada kaldık. Gelecek bölümde diğer başlıkla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve ve berekatuhu.